Bence devam etmeli. Gelen hiçbir şey yapamaz. Ben zaten o adama oy verirken kendisiyle konuştuğum zaman dedim ki ben senden şampiyonluk istemiyorum. Borcu indir. Borcu bitir. Ki ben bu muhalefetle tuvalete gitmem. Yani iki kişi hariç gerisiyle tuvalete gitmem. Ali Dürüst korkak girmez bir yere. Arnavut'tur ama benim gibi korkak girmez. Babamın bir lafı vardır. Mal satılarak borç ödenmez. Ben hakiki Galatasaraylıyım. Ben şampiyonluk Galatasaraylısı değilim. Ben kulübün 5 kuruşunu düşünüyorum. Bunlar Galatasaraylı falan değil. Galatasaraylı 5 kuruş için ağlar. Bu ne lan? Bu ne? 30 yaşında futbol oluyor, 4 sene mukavele yapıyor. Yasal olarak, yasal olmayarak parası çalınıyor kulübün. Yani lüzumsuz masraf bir hırsızlıktır biliyor musun? Benim gözümde. Sen 5 para etmez adama 5 milyon dolar veriyorsan sen hırsızlık yapıyorsun. Galatasaray'ın parasını çalıyorsun. Ben almam. Ben bunların aldığı futbolcuların bir tanesini almam. Almam. Ama ne var? Taraftar şey istiyormuş. Çilek. Başlatmasınlar çilekten milekten ya. Para. Çilek dediğim para. Hadi çıkarın herkes 1 milyon para versin. Masaya vurmasını bileceksin. Şimdi isim vermeyelim gene. 2-3 tane bitik futbolcu var. Niye çekmiyorsun kenara? Yönetici yolunu değiştiriyor futbolcuya görünmemek için. He? Yönetici korkuyor futbolcuda. Futbolcu kim ya? Kapıya korup. Aziz Yıldırım gibi. Başkan gibi. Gel buraya ne yapıyorsun sen ya? Bu adamı koy kardeşim. Bu adamı koy. Ya niye koymadın bana anlat. İşte diktatör var, diktatör var. Öğreneceksin. Tecrübe sahibi olacaksın. Aziz Yıldırım'la Galatasaray seyircisi şey yapıyordu. Ciddiye almıyordu. Öğrendi, çıraktı, usta oldu. Benim başkanım Mehmet Ağar. Ne oluyor? Bu listedekiler kim? Hangisi benden iyi bilir futbolu? Hangisi futbolcu dilinden anlar? Eskiden Galatasaray'a yerli veya yabancı bir futbolcu geldiği zaman Florya'dan evvela lisedeki müzeye götürülürdü. Şimdi gece kulübüne götürüyorlar.